Cehennem ehlinin tavırlarından bahsettik. Orada birbirleriyle çekişmesinden ve pişmanlık dile getirdiği pişmanlıklardan bahsettik. Cehennem ehlinin. Evet. Evet. Size uyarıcılar gelmedi mi diye soruyorlar cehenneme gelenlere. Evet geldi diyorlar. O zaman söz hak oldu diyor bekçiler. Ve o zaman? O zaman söz üzerinize hak oldu diyor. Cehennemin kapılarına içeri girin, ebedi kalmak üzere orada kalacaksınız. Ya insanların bir kısmı, gençler özellikle, ya diyor şimdi böyle alevler, zincirler, belli ki bunlar diyor yani insan hayalinin oluşturduğu şeyler diyor. E peki sen burada bakıyorsun Orta Doğu'da her yerde zincirler var. Evet. Her yerde kafesler var. Her yerde bu uygulanıyor. Kafeste yaktılar hocam. Evet. Kafeste yaktılar. Kafeste mesela değil mi? Adamlar yanıyor. Yani. Gökten, havadan bombardıman oluyor. Hı. Yıkıntılar, harabeler içinde insanlar, milyonlarca insan yaşıyor. Sen diyorsun ki böyle bir şey olmaz. Oluyor işte, dünyada görüyorsun. Hı. Bunu yapan kim? Allah. Hı. Bunu ahirette de yapacağım diyor. Ama cehennemin tamamı böyle değildir. Yani çeşit çeşittir. Kimi mesela bir bakımsız, kirli mahalleler şeklindedir. Kiminde ateş vardır. Kiminde soğuk vardır. Yani buz gibi soğuktur. Kiminde sadece bir sessizlik vardır. Kiminde çığlıklar vardır. Ya maksat orada insanlar rahatsız edecek ortam. E aynısı dünyada da var işte. Kuzey kutbu, güney kutbuna gittiğimizde soğuk var. Başka yere gidiyorsun değil mi? Sıcaktan adamlar kavruluyorlar, pişiyorlar. Onun gibidir cehennem. Ama tabi uslubu Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da ve hayret verici bir uslupla anlatır. Yani uygulamasını gördüğünde makul olduğunu anlarsın. Yani uygulamasıyla anlatımı farklıdır. Mesela Mehdi olayında da öyle mesela. Anlatımla uygulama çok farklı görünüyor. Mesela şu an Mehdiyet yaşanıyor. Ama anlatım çok çok harika. Mesela bir Mehdi bir konuşur, bütün dünya duyar. E insanlar zannediyor ki bir bağıracak, sesi dalga dalga etrafa yayılacak. Öyle olmayacağı belli. Yani gür sesi var zannediyorlar. Ses ne kadar gür olursa olsun yayılmaz. Belli ki televizyon, internet. Hocam cennette olan Müslümanlar, dünyada bunun bize bir benzeri gösterilmişti diyorlar inşallah. Allah'ım cehennemdekiler de bir benzeri. Evet. Cehennem ehlinin tavırlarından bahsettik. Orada birbirleriyle çekişmesinden ve pişmanlık dile getirdiği pişmanlıklardan bahsettik. Cehennem ehlinin. Evet. Evet. Size uyarıcılar gelmedi mi diye soruyorlar cehenneme gelenlere. Evet geldi diyorlar. O zaman söz hak oldu diyor bekçiler. Ve o zaman? O zaman söz üzerinize hak oldu diyor. Cehennemin kapılarına içeri girin, ebedi kalmak üzere orada kalacaksınız. Ya insanların bir kısmı, gençler özellikle, ya diyor şimdi böyle alevler, zincirler, belli ki bunlar diyor yani insan hayalinin oluşturduğu şeyler diyor. E peki sen burada bakıyorsun Orta Doğu'da her yerde zincirler var. Evet. Her yerde kafesler var. Evet. Her yerde bu uygulanıyor. Kafeste yaktılar hocam. Evet. Kafeste yaktılar. Kafeste mesela değil mi? Adamlar yanıyor. Yani. Gökten, havadan bombardıman oluyor. Hı. Yıkıntılar, harabeler içinde insanlar, milyonlarca insan yaşıyor. Sen diyorsun ki böyle bir şey olmaz. Oluyor işte, dünyada görüyorsun. Evet. Bunu yapan kim? Allah. Evet. Bunu ahirette de yapacağım diyor. Ama cehennemin tamamı böyle değildir. Yani çeşit çeşittir. Kimi mesela böyle bakımsız, kirli mahalleler şeklindedir. Kiminde ateş vardır. Kiminde soğuk vardır. Yani buz gibi soğuktur. Kiminde sadece bir sessizlik vardır. Kiminde çığlıklar vardır. Ya yani maksat orada insanlar rahatsız edecek ortam. E aynısı dünyada da var işte. Kuzey kutbu, güney kutbuna gittiğimizde soğuk var. Başka yere gidiyorsun değil mi? Sıcaktan adamlar kavruluyorlar, pişiyorlar. Onun gibidir cehennem. Ama tabi uslubu Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da ve hayret verici bir uslupla anlatır. Yani uygulamasını gördüğünde makul olduğunu anlarsın. Yani uygulamasıyla anlatımı farklıdır. Mesela Mehdi olayında da öyle mesela. Anlatımla uygulama çok farklı görünüyor. Mesela şu an Mehdiyet yaşanıyor. Ama anlatım çok çok harika. Mesela bir Mehdi bir konuşur, bütün dünya duyar. E insan